Selman Farisi radıyallahu an. İlim, fazilet ve züht bakımından ashabın önde gelen simalarından birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlığıyla tanınmakta. Müslüman olduktan sonra İslam'ın babası lakabı. İslamiyet'i kabul eden İran asıllı ilk sahabi. Hristiyanlık ve Mecusilik arasından hak dini ararken bunun için ailesini ve beldesini geride bırakmakta Selman-ı Farisi radıyallahu an. Ebu Abdillah Selman el-Farisi İran asıllı olup İsfahan'ın Cay kasabasında doğmuş. Doğum tarihi hakkında bilgi bulunmamakta. Müslüman olmadan önceki ismi Mabah bin Buzahşan, künyesi Ebu Abdullah. Ona nesebi sorulduğu zaman ben Selman bin İslam'ım diyor. Selman radıyallahu anh'ın babası Mecusiliğe aşırı bağlı olan bir köy ağası. Büyük bir çiftliğe sahip. Ateşkede evde ateşin sönmeden sürekli yanmasını sağlama işi Selman'ın. Babasının ona karşı sevgisi fazla. Bu yüzden bir zarar gelmesin diye eve kapalı. Bu arada Selman radıyallahu an Mecusiliğin gerçek bir din olup olamayacağı hakkında düşünmekte. Bir ara babası işleri yoğunlaşınca onu tarlalardan birine bakması için göndermek zorunda kaldı. Yola çıkan Selman radıyallahu an bir kilisenin yanından geçerken içeride ibadet edenlerin durumu dikkatini çekti ve içeri girerek onları izlemeye başladı. Ve şimdilik kararı bu dinde. Peki bu dinin kaynağı nerede? Hristiyanlar bu dinlerinin kaynağını falan yerde, filan rahipte, rahip rahip gezen Selman en son yanında kaldığı rahibin ölümü yaklaştığı zaman ondan kime tabi olacağı konusunda vasiyette bulunmasını istemekte. Bu kimse ona bir peygamberin gelmesi yakın. O İbrahim'in dini üzere gönderilecek ve kavminin arasından hicret edip içinde hurma bahçeleri olan iki harra arasındaki bir yere gidecek. Onun peygamber olduğunu belirten alametleri var. O hediye edilen şeyleri yer, sadaka olarak hiçbir şeyi kabul etmez. İki omzu arasında da nübüvvet mührü bulunur. Görünce onu tanırsın. O ülkeye gidip ona katılmayı başarabileceğine inanıyorsan durma. Selman radıyallahu an Kelp kabilesinden bir tüccarla karşılaştı. Ondan ülkesi hakkında bilgi aldı ve bahsedilen nebinin bu bölgedeki bir yerden çıkması gerektiğine kanaat getirerek kendisini bir ücret karşılığında birlikte götürmesini istedi. Selman'ın teklifini kabul eden Kelpli onun yanına alarak Hicaz'a doğru yola çıktı. Ancak Vadil Kur'a'ya geldiklerinde bu kimse Selman radıyallahu anh'a ihanet ederek onu köle olarak bir Yahudi'ye sattı. Kureyza oğullarından bir kimse tarafından satın alınarak Medine'ye götürülen Selman radıyallahu anh burayı görünce rahibin kendisine bahsettiği beldeye geldiğini hissediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de peygamberlikle görevlendirilip Medine'ye hicret edene kadar köle olarak hurma bahçelerinde çalışıyor. Köle olduğu için Resul'ün varlığından haberdar olamamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Küba'ya geldiği zaman Yahudiler Evs ve Hacreç'in ona iman etmesine kızıyor ve bunu bir türlü azmedemiyorlar. Efendisi Selman'ın yanında Allah Resulü hakkında ileri geri konuşuyor. Selman neredeyse o olduğundan emin. Alametler var. Selman-ı Farisi bir fırsatını bulup Allah Resulü'nün yanında şunları sadaka olarak size getirdim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları aldı ve yanındaki arkadaşlarına ikram etti. Kendisi yemedi. Selman bu bir dedi. Hurmaları bu size hediyedir diyerek verdi. Bu defa ashabıyla birlikte yediler. Selman bu iki. Onun bildiği bir şeyi görmeye çalıştığını anlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ridasını kaldırdı. Selman radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırtındaki mührü gördü ve onu öperek ağlamaya başladı. Oraya ulaşıncaya kadar başından geçen olayları anlattı. Orada bulunan sahabiler hayretler içerisinde.
Selman radıyallahu anh'ın katıldığı ilk savaş Hendek. Yapılan istişareler esnasında Selman radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü! Biz İran'da muhasara edildiğimiz zaman şehrin etrafında bir hendek kazarak kendimizi savunurduk" deyip hücuma açık bölgede bir hendek kazılması görüşünü ileri sürdü. Bu görüş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uygun bulunup derhal faaliyete geçirildi. Ensar grubu Selman radıyallahu anh'ı sahiplenerek "Selman bizdendir" dediler. Bunun üzerine muhacirler "Hayır, Selman bizdendir." Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Selman bizdendir, o ehli beytimdendir" diyerek onu ehli beytine dahil etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet 3 kişiyi özler: Ali, Ammar ve Selman. Selman radıyallahu an ilim, fazilet ve züht bakımından önlerde ve bir ayet: iman edenler, Yahudi, Hristiyan ve Sabilerden Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Rableri katında mükafatları vardır. Ayetin iniş sebebi sahabeden Selman-ı Farisi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında Medine'de bulunmuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Medain valiliğinde bulunmuştu. O, köle olduğu zaman nasılsa Medain valisi olduğu zaman da aynı hal üzere devam etmiş. O, eline geçen parayı tasadduk etmiş ve kendi emeğiyle ürettiği şeylerden başka lokma yemezmiş. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafetinin sonlarına doğru hicretin 37. yılında vefat etmiş. Allah ondan razı olsun.